Nedense aktüel ürünlere gelecek olan birçok ürünün internet üzerinde araştırmasını yaptığımda aynı ürünlerle karşılaşmıyorum. Bu hafta aktüel ürünlere gelecek olan kulaklık araştırmasını yaptığımda ne Google'da ne de Plana'nın kendi sitesinde herhangi bir şekilde bu ürünle ilgili bir bilgiye rastlayamadım. Neden acaba? Aslında genel tasarımı bana Motorola'nın güzel bir kulaklığı var. O kulaklığın tasarımına fazlasıyla benzediğini, aslında bir nevi onun kopyası gibi bir şey bu kulaklık. Görünümleri aynı, özellikleri de aynı gibi görünebilir ama kesinlikle dağlar kadar fark olduğunu düşünüyorum. Bu farklar arasında Bluetooth'un çekim mesafesi, ses kalitesi, malzeme kalitesi, artık daha aklınıza ne gelebilirse sayabilirsiniz. Ama tabii fiyat olarak karşılaştırdığımızda aralarında da devasa bir şekilde fiyat farkı var ve aslında bizim kaybetme sebebimiz de bu. Ürünleri ucuz diye alıyoruz. 2 gün sonra bozuluyor. Verdiğimiz 30-40 lira çöpe gitmiş oluyor. Halbuki üzerine bir 30 lira, 40 lira, bilemedin 100 lira daha koyup bir tane kulaklık almış olsak, o kulaklık belki bizi senelerce idare edecek. 3-4 ay içerisinde de bozulmayacak. Sürekli kaliteli bir ses deneyimi yaşatacak ve bu şekilde hem paramız cebimizde kalacak hem de kaliteli bir deneyim yaşamış olacağız. Bu kulaklık sporcular için yapılmış gibi görünüyor. Ama tabii koşarken omzunuzda duracak bu kısım koşarken bana kalırsa sürekli sizi rahatsız edebilir. Sonuçta emaneten duruyor orada. Ne kadar sağlıklı olduğunu hiç bilmiyorum. Bana kalırsa şu an kablosuz kulaklık almanız, yani aslında Bluetooth kulaklıkların kablosuz olanlarını almanız bence en mantıklı seçenek olacaktır. Hem şarj süreleri çok iyi, hem estetik olarak çok güzel duruyor, hem de haznelerini powerbank olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da çok fazla bir artı yönde sizi etkiliyor. O yüzden bana kalırsa bu hafta aktüel ürünlere gelecek olan bu kulaklığı almayın. Üzerine birazcık daha miktar para koyun ve kaliteli bir kulaklık alın. Senelerce kullanın. Senelerce olmasa bile aylarca kaliteli bir ses deneyimi yaşayın ve böylece müzik dinlediğinizin fazlasıyla farkına varabilirsiniz. Bu ürünün şarj süresine falan değinmek istemiyorum. Çünkü şarj süresi ortada, en fazla 1 saat, 1,5 saat, bilemediniz 2 saat en fazla şarjı gider. 2 saat sonunda şarj etmek zorunda kalacaksınız ve yanınızda herhangi bir şekilde powerbank falan taşımıyorsanız bu ürünü şarj etmekte çok fazla zorunuza gidebilir. Bu yüzden sizi yarı yolda bırakacak bir ürünü tercih etmek yerine size anı yaşatacak çok güzel ürünleri almanızı tavsiye ediyorum. Herkes bana kalırsa kaliteli ürünü hak ediyor ve cebimizdeki parayı kesinlikle kimsenin çöpe attırmasına izin vermeyin. O paralar kolay kazanılmıyor. Bir sonraki aktüel ürün incelemesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.